1937'den ve Japonya'nın Çin'i işgalinden beri doğuyu kasıp kavuran savaş, Almanya'nın Polonya'yı işgaliyle 1 Eylül 1939'da Avrupa'ya ulaştı. 7 Aralık 1941'de Japon uçakları Pearl Harbor'daki Amerikan donanma üssüne saldırdığında ise küresel bir hale dönüştü. Savaş her kıtaya ulaşırken 6 yıl sürdü. Bugünün parasıyla 4 trilyon dolardan fazlasına ve milyonlarca erkeğin, kadının ve çocuğun hayatına mal oldu. Ve yeni bir çağa işaret eden bir silahla sona erdi. İkinci Dünya Savaşı insanın ortaya çıkardığı en büyük olaydı. Ve bu insanlar savaşın tarihinin bir parçası, savaşın yaşandığı yerlerdeki zaferlerin ve trajedilerin tanıkları. Anlattıkları dünyamızın nasıl şekillendiğini gösteren hikayenin parçaları. Bu hikayeyi başarılı olanlar ve başarıyı elde edemeyenler yazdı. Bu imparatorluğun bedeliydi. İmparatorluğun bedeli. Çatışmaları bitiren barış anlaşmasının çözmeyi başaramadığı Birinci Dünya Savaşı sorunları istikrarsız bir durumda olan dünyada diktatörler yükselirken hırsları bir kez daha Avrupa'yı çatışmanın eşiğine getirdi. İmparatorluğun bedelinin ikinci bölümünde Almanya ve Sovyetler Birliği arasındaki beklenmedik ortaklığın iki tarafı da Polonya'ya saldıracak kadar güçlü hale getirmesiyle Avrupa'nın bu eşikten düşüşünü göreceğiz. ...1940 ilkbaharının başları. 6 ay nispeten hareketsiz geçti. Pony, yani tuhaf savaş dönemi. Bu sona ermek üzereyken savaş sözlüğüne yeni bir kelime girecekti. Blitzkrieg. 3. bölüm. Blitzkrieg. ...10 Ocak 1940'ta bir Alman savaş uçağı Belçika'daki Mehelen Sur Möse zorunlu iniş yapmak zorunda kaldı. Uçakta 7. Hava İndirme Bölüğü'nün kurmay subayı olan binbaşı Helmut Reinberger vardı. Yanında Fallgerbin, yani sarı planın tam bir kopyası bulunuyordu. Almanların Batı Avrupa'yı işgal planı. Alman harekat komutanları için bu belgenin düşmanın eline geçmesi felaket demekti. Hitler işgalini ilkbahara kadar ertelemek zorunda kalırken komutanları rahatladı. Çünkü tamir, dinlenme ve yeniden teçhizatlandırma için bir molayı tartışmaktaydılar. Bu erteleme tuhaf savaş dönemiydi. Sarı olanın ortaya çıkmasıyla General Erich von Manstein daha önce reddedilen işgal stratejisi konusunda ısrar etme fırsatı yakaladı. Sarı plan, Almanya'nın 1914'te savaşa girdiği saldırı planının tekrarı sayılırdı. Belçika sınırı boyunca yapılacak saldırıyla Fransa'nın savunma hazırlıkları çevrilecekti. Bu müttefiklerin beklediği stratejiydi. Birinci Dünya Savaşı'nın korkunç kayıpları, yani neredeyse 1,5 milyonu ölmüş olan 4,5 milyon Fransız kurban yüzünden Fransa savaşın geleceğinin siperlerdeki askerler ve makineli tüfek olduğunu düşünüyordu. Fransa bu iki savaş arasında bir savunma pozisyonu hazırlamak için büyük miktarda para harcamıştı. Paranın çoğu, muhtemelen 3 milyar Fransız frankı, güçlendirilmiş bir istihkama giderken istihkam adını bunu başlatan Savaş Bakanı André Maginot'dan alıyordu. Maginot hattı Almanya-Fransa arasında güçlendirilmiş bir sınırdı. Herhangi bir doğrudan Alman saldırısını püskürtmek için yeraltı tren yolları, salonlar ve yarım milyon askerden oluşuyordu.
Aşılmaz olduğu düşünülen bu savunma hattı yüzünden Almanya'nın 1914'teki hücum hatlarıyla Belçika tarafından saldırmak zorunda kalacağı düşünülüyordu. Ve 1939'un sonlarından itibaren Fransız ve Britanyalılar güçlerini burada topladı. Belçika sınırı boyunca saldırı stratejisi olan Sarı Plan uygulansaydı sonuçları ne olurdu bilemiyoruz. Ama kısa süre sonra yaşanacak yıkım operasyonundan daha sıkı bir mücadele olacağı kesindi. Mehlen-sur-Meuse'deki uçak kazasıyla Sarı Plan rafa kalkarken Alman komuta kademesi alternatif bir strateji düşünmek zorunda kaldı. Bu Prusya geleneğinde profesyonel bir asker olan Erich von Manstein'ın beklediği andı. Şubat'ın ortasında Hitler von Manstein'ın planını kabul ederken bu Skillschnitt yani orakla biçme olarak bilinecekti. İlk Alman planlarında Manş Denizi limanlarının etrafından geçen sağdan bir darbeyi tavsiye ediyordu. Orak planı ise sol darbe stratejisiydi. Düşmanın Belçika sınırından gelmesini bekleyen müttefik ordularının arkasından dolanacaklardı. Bu sol darbe yeni bir konsept olan toplu mekanize hareketiyle yapılacaktı. 1. Panzer Birliği'nin komutanı olan Walter Wenck, müttefiklerin zırhlı mekanize taktiklerine karşı Alman düşüncesine en iyi açıklayan ifadeyi bulmuştu. Wenck şöyle diyordu, yumruğunla vur, parmaklarında hissetme. Alman zırhlıları müttefiklerin yayılmış birlikleri yerine sıkı bir yumruk olacak ve hızla bölgenin içlerine girerken planlı bir muharebe için durmayacak. Von Manstein, Fransa'yı yenmenin anahtarı olacak zayıf bir noktadan faydalanmayı planlamıştı. Belçika sınırındaki savunma ve Maginot hattı arasındaki boşluk. Bu boşluk Arden ormanlarıydı. Alman askeri stratejistleri buraya Schwerpunkt, odak noktası ya da ağırlık merkezi adını verdiler. Von Manstein için Schwerpunkt, Sedan ve Dinan arasındaki Meuse nehriydi. Fransız stratejistlerine göre Ardenlerin sık ormanlarından hiçbir saldırı yapılamazdı. Ama Manstein'ın planında zırhlılar ormandan geçebilir ve sonra da tespit edilmeden müttefik atlarının arkasına sarkabilir ve sadece Belçika'dan değil Kayser'in 25 yıl önce egemenliğine saygı gösterdiği Hollanda'dan da cephe taarruzuna devam edebilirdi. Belçika ve Fransa 1. Dünya Savaşı'na katılırken Hollanda tarafsız kalmıştı. Sorun çıkmayacağını sanıyordum. Herkes işlerin en kötü hale bürünmeyeceğini umuyordu. Hitler bir kumar oynadı. Biriktirilen bütün savaş malzemelerinin ve mühimmatın harcanmasına emretti. Bunların elde edilen topraklardan yenileneceği fikri vardı. Örnek vermek gerekirse işgalin başlangıcındaki Luftwaffe'nin sadece 14 günlük çatışmaya yetecek bombası bulunuyordu. Almanlar her alanda ciddi biçimde sayı dezavantajına sahipti. ...133 birlikten oluşan 3 ordu grupları bulunuyordu. Müttefikler 145 birliğe sahipti. 3.7 milyon askerine karşın 2.7 milyon Alman askeri vardı. En azından kağıt üstünde Fransa tank ve uçak konusunda daha üstündü. 1941 Ağustos'unda konuşan Hitler'in şöyle dediği söyleniyor. Blitzkrieg terimini asla kullanmam. Çünkü bu çok aptalca bir kelime. Ama Yıldırım Savaşı anlamına gelen bu kelime Almanya'nın zırhlı mekanize taarruzu fikriyle bütünleşmişti. Blitzkrieg'in en yıkıcı operasyonu 10 Mayıs 1940 sabahı saat 5.45'te başladı. 6 haftadan kısa sürede akla gelebilecek en yıkıcı ve küçük düşürücü askeri yenilgiyle muharebe biterken kıta Avrupa'sındaki bütün ülkeler ya Almanya ile müttefik olup ya da tarafsızlıklarını koruyarak Nazi kontrolü altına girecekti.
İmparatorluğun bedeli. Alman komutasının Oberkommando des Heeres'in yani OKH'nin Batı Avrupa'yı işgal planının amacı Fransa, Belçika ve Hollanda'yı yenerek Büyük Britanya'yı tek başına bırakmaktı. Ama Almanya'nın batıdaki planları bu kadardı. İşgal edilen yerlerden faydalanmak için bir plan yoktu. Bu tür bir öngörü varken Hitler'in yaptığı gibi gözümüzü doğuya çevirmeliyiz. Burada Alman planları çok farklıydı. Bu sadece Doğu planını hayata geçirmek için Almanya'nın sırtını güvenceye almasıydı. General Plan Ost. Hitler batı sınırındaki ülkelerle bunun için uğraşmıştı. Batı Avrupa'yı kontrol altına alan Hitler, Doğu İmparatorluğu hayalini gerçekleştirmeye koyuldu. Hitler'in Manstein planını uygulaması sırtını sağlama alma amacı taşımaktaydı. Savaşın neye dönüştüğünü ortaya koyan ürkütücü bir gösteri. General George Marshall yani Amerikan Başkanı Franklin D. Roosevelt'in Genelkurmay Başkanı 1940 gibi erken bir tarihte savaşın şövenlik günlerinin sona erdiğini görmüştü. Sovyet Devleti Planlama Komisyonu Başkanı Nikolay Voznesensky motorlar savaşından söz etmişti. Muharebe alanında değil, fabrikalarda kazanılan bir savaş. Her şeye karar veren şovenizm ya da parıltılı savaş üniformaları değil, bombalar, şarapneller ve ilerleyen zırhlılar olacaktı. Kritik olansa bunlara sahip olmak değil, yenilemekti. Mart 1945'te bir Alman panzer birliği 54 tanktan oluşuyordu. Ama Mayıs 1940'ta bir panzer birliğinde 328 tank vardı ve bunları kullanacak her türlü amaç bulunuyordu. Alman saldırısı Luftwaffe'nin müttefik hava üslerini bombalamasıyla başladı. Alman paraşütçüler hayati köprüleri ele geçirmek için Hollanda'ya indi. Belçika'da Liège için çok önemli olan ve alınması imkansız görülen Eben-Emael istikamı sadece çatıya inme gibi basit bir hileyle savunmasını geçen paraşütçülerin eline geçti. Von Bohun B grubu ordusu Hollanda ve Belçika sınırlarını geçip müttefiklerin yemi yutmasını sağladı. Müttefik komutanı Fransız General Gamelin, 3 Fransız ordusunu ve 40 birlikten oluşan bütün Britanya seferi kuvvetini işgal ediliyor gibi görünen Belçika'ya göndermek zorunda kaldı. Ama asıl tehdit merkezdeki A grubu ordusuydu. 1800 tanktan oluşan 7 panzer birliği Ardenlerin içinden geçti. Alman askeri felsefesinin bir parçası Aufschlag taktikti. Yani görev taktikler. Bu da komutanların yerel koşullara göre inisiyatif kullanmasını teşvik ediyordu. Blitzkrieg, Fransız ve Britanya savunmalarına saldırdığında bu, Heinz Guderian ve artan ününün hakkını ilerleyen zamanlarda Kuzey Afrika'daki çöl muharebelerinde verecek olan Erwin Rommel gibi generallerin inisiyatifiydi. Askerlerini ülke boyunca ilerletirken üstlerinin onları kontrol etme denemelerine karşı gelmişlerdi. İşgalin birinci gününün akşamında Britanya Başbakanı Neville Chamberlain görevden istifa etti. Kabine Bakanı Leo Amery, Chamberlain'in savaşa karşı çok isteksiz olduğunu ve bu yüzden savaşı mümkün olduğu kadar az sürdürmeyi düşündüğünü söylemişti. Chamberlain'in yerine savaşa karşı isteksiz olmayan Winston Churchill geçti. D
Birinci Dünya Savaşı'na katılmış ve 19. yüzyılın sonunda Sudan Omdurman'daki son Büyük Britanya süvari hücumunda bulunmuştu. Mayıs 1940'ta Winston Churchill 65 yaşındaydı ve yerini aldığı kişiden sadece 5 yaş küçüktü. Kabinenin yeni başbakanı Winston Churchill, çalışma arkadaşları arasında bulunan ve büyük samimiyetle takdir gören görevi bırakmış Bay Chamberlain Churchill'in sağ kolu olarak kalacak. Churchill göreve geldikten 2 gün sonra 12 Mayıs'ta öncü Alman birlikleri Fransa'ya girerek Meuse Nehri'nin kuzey kıyılarını ele geçirdi. 13 Mayıs'ta Hollanda ordusuna Amsterdam, Rotterdam ve Utrecht hattına çekilip son bir savunma oluşturması emri verilse de Hollanda'da savaş kaybedilmişti ve aynı gün Kraliçe Wilhelmina ile hükümeti ülkeden ayrılıp Londra'ya gitti. 10 Mayıs günü Almanya, Danimarka'ya, Norveç'e, Hollanda'ya, Belçika'ya ve Fransa'ya saldırdı. Hepsi aynı günde oldu. 5. günde Alman hava kuvvetleri Rotterdam'ı bombaladı. Büyük bir hasar yarattılar. Kaç kişi öldü bilmiyorum ama insanların öldüğüne eminim. Ve o gün Hollanda komuta kademesi teslim oldu. Yani işgal edilmiştik. İşgalin ilk birkaç gününde çok sayıda Yahudi ailesi intiharı seçti. Kaç tanesi bunu yaptı bilmiyorum ama bu söylentilerden eminim. O aile, şu aile öldü diyorlardı. Durmak bilmeyen Alman taarruzu şimdi müttefiklere cephenin her yerinde saldırıyordu. Hollanda savaştan çıkmıştı. A ve B grubu ordusundaki zırhlılar Fransa'nın 9. ordusuna saldırırken 9. ordu çözüldü. Almanya'nın 12. ve 16. orduları Meuse'ü geçerek müttefik pozisyonunun arka tarafını tehdit ediyordu. Paris'te insanlar duaya başvurmayı deniyordu. Endişeli Fransız halkı dua çağrılarına kulak veriyor. Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde kutsal bir dua ayini düzenlenmekte. Başbakan Monsieur Reynaud, Monsieur Daladier Amerikan elçisi ile beraber ayine katılıyor. Hollanda'nın teslim olduğu gün Fransız Başbakanı Britanyalı mevkidaşını aradı. Paul Reynaud, yenildik, mağlubiyete uğradık, muharebeyi kaybettik diyordu. Churchill'in tek verebildiği cevap şuydu: kesinlikle bu kadar çabuk olamaz değil mi? Ama olmuştu. İmparatorluğun bedeli. Reynaud, Churchill'le yaptığı telefon görüşmesinde savaş alanından gelen haberlere tepki verirken, Fransa'nın kaderini belirleyen hareket için sorumlu tutulabilecek bir şey varsa bunun Sedan'daki muharebe olduğu söyleniyordu. 1 Eylül 1870'te bir Prusya gücü Sedan'da Fransız ordusunu yok ederek imparatoru tahttan inmeye zorlayıp Prusya idaresi altında Almanya'nın birleşme ülküsüne yardımcı olmuştu. Bu tarihi durum aynı yerde yapılan muharebenin önemini daha da arttırıyordu. 16 Mayıs'ta müttefikleri Belçika'dan çekilmeye başladı. 17 Mayıs'ta Sedan'daki mücadele Alman zaferiyle sonuçlandı. Almanlar 7 günde 320 kilometre ilerlerken Meuse nehrini geçip müttefiklerin savunmasız geri hatlarına girmişti. İşgalin 7. gününde Belçika'nın başkenti Brüksel düştü. Alman tanklarının bölgedeki istasyonlarda yakıt ikmali yaptığı söyleniyordu. Alman askerleri terk edilmiş tarlalardaki inekleri sağarken görülmüştü. Tankların ve ilerleyen piyadenin yakın desteği ise topçular ve Luftwaffe'ydi. Alman hava kuvvetleri yerdeki hareketi desteklemek için tasarlanmıştı. Sonraki zaafları bu öncelikle ilişkilendirilebilir ama Fransa işgalinde bunlar birer zaaf değildi. Alman avcı uçakları gökyüzünün hakimiyken hem asker hem de sivillerin en çok korktuğu şey Junkers 87'lerin yani Stukaların göğü yırtan yaklaşma sesiydi. Dalış bombacısı anlamına gelen Sturzkampfflugzeug'un kısaltması.
Almanların Jericho trompeti dediği korkutucu bu alet, pervane ile çalışan bir siren borusuydu. Ve yaklaşan uçan ölüm perisi çığlığı hayali bir canavarın ürkütücü sesine benziyordu. Kalide inmiştim ve Tanrım burada neler oluyor dedim. Restoranın iskele tarafında bütün camlar kırılmıştı ve şaşırmış durumdaydım. Ne olduğunu hala anlamamıştım. Birdenbire uçaklar çığlığa benzer sesler çıkartarak pike yapmaya başladı. İnan bombaların sesi ve bu ştukaların korkunç çığlıkları arasında kum tepelerinin arasına saklandık ve yeri kazıp yer altına girmeye çalıştık. Korku çok büyüktü ve o zaman bunun savaş olduğunu anlamıştım. 19 Mayıs'ta Gamelin'in yerine müttefik komutan General Regent geçmiş olsa da artık çok geçti. Rommel komutasındaki 7. Panzer Birliği 18 Mayıs'ta Cabrai'ye ulaşırken ayın 20'sinde Alman zırhlıları Manş Denizi'ne ve Somme Nehri ağzına ulaştı. Burada 1. Dünya Savaşı'nda çok fazla kan dökülmüştü. Bu ilerleyiş müttefik ordularını ikiye bölmüştü. Müttefikleri bir karşı saldırı denese de Almanlar 2700 tanklarını bir araya getirmişti. Müttefikleri tankı hala bir piyade desteği olarak görüyordu ve 3000 tanklarını bütün cephe boyunca geniş bir alana yaymışlardı. Britanya ve Fransız karşı saldırıları aynı zamanda yetersiz bir şekilde yönetiliyordu ve Alman ilerleyişi sadece kısa bir anlığına durdurulabildi. Boşa çıkan müttefik karşı saldırısından sonra Almanlar kuzeye dönüp Kaiser'in askerlerinden 25 yıl önce kurtulan önemli bir hedefe doğru ilerlediler. Manş Denizi limanları. Boulogne 25 Mayıs'ta düşerken Britanya tarafından sıkı bir şekilde savunulan Calais ayın 27'sinde Almanlara geçti. Bundan önce muharebenin karakterini değiştirmiş olan ve pek çok kişiyi şaşırtmaya devam eden bir emir verilmişti. 24 Mayıs'ta A ve B ordu grupları bağlanmış, Van Kleist grubu Dunkirk'e 25 kilometreden az bir mesafe kala durmuştu. Burada sadece düşük kalitede bir tek Fransız birliği ve zayıf bir Britanya piyade gücü vardı. Sonra savaşlarda sık görülen ve bir şekilde açıklanamayan dönüm noktalarından biri yaşandı. Alman ilerleyişine durma emri verildi. Durma emrini takip eden günde Hitler A grubu ordusunun merkezini ziyaret ederken von Rundstedt'in kararını onayladı. Bu kararı sorguluyoruz çünkü şimdi bakınca bu noktanın ardında Fransız direnişinin ne kadar zayıf olduğunu ve Fransız teslimiyetinin ne kadar değersiz bir karşılıkla kabul edildiğini görebiliyoruz. Hitler ve generalleri için Fransız ordusunun büyük bölümü hala ele geçirilmemişti ve 2 haftalık sert muharebeden sonra Almanya'nın zırhlı birliklerinin çoğunda tank gücü %30'a kadar düşmüştü. Elbette yenileme ve teçhizat için mola vermek ihtiyatlı olacaktı. Bu ihtiyatın gerekli olmadığını bilemezlerdi. ...25 Mayıs'ta Hitler'in cepheyi ziyaretinin ertesi günü Britanya Seferi Kuvvetleri'nin komutanı Lord Gore'da Kral Leopold komutasındaki Belçikalılardan durumlarının çaresiz olduğu tavsiyesi geldi. Gore görevinin ordusunu kayıp bir dava için feda etmek yerine ileride savaşmak için kurtarmak olduğuna karar verdi. Askerlerini Dunkirk'ten çekmeye başlarken ertesi gün 26 Mayıs'ta Britanya Seferi Kuvveti'nin savaş gücünün merkezi olmayan neredeyse 28 bin asker tahliye edildi. Boulogne'dan gelen yol vücutlarla doluydu. Onlara öyle diyebilirim çünkü insanlara benzemiyorlardı. Erkekler, kadınlar, çocuklar vardı. Yanlarında çantaları vardı. Küçük el arabaları çekiyorlardı. Çocuklar konuşmuyor ya da oyun oynamıyordu. Hepsinin yüzünde boş bir ifade vardı. Öylece ileriye bakıyorlardı. Nereye gittikleri belirsizdi. Alman Hava Kuvvetleri'ni yöneten Reich Marshal Hermann Göring, Dunkirk'te sıkışıp kalan askerlerin öldürülmesi görevinin Luftwaffe'sine kalmasına sevinmişti. Ama Luftwaffe bu işi yapamadı.
Bombacılar gece hedeflerini bulamadı ve avcılar da etkili bir şekilde uçamadı. Dunkirk'teki askerlerin kurtulması için bir mucize daha gerekiyordu. Kötü şöhretli Manş Denizi bu operasyon sırasında son derece sakindi. 26 Mayıs'ta Almanlara verilen durma emri kaldırılsa da artık çok geçti. Bir donanma organize edilirken etkili bir savunma çemberi oluşturuldu ve Dunkirk'te toplanan 330 bin müttefik askeri tahliye edildi. Dunkirk'te 222 kraliyet donanması gemisi ve yaklaşık 860 sivil tekne vardı. Umulan rakam olan 45 binken gemiler 338 bin müttefik askerini taşıdı. Limana giderken bizi bombalıyorlardı ve birkaç kez hendeğe girdim. Liman batmış gemilerle doluydu. Ve iskele tarafında birinin önümde koştuğunu görebiliyordum. Onun koştuğunu duydum ve geminin bacasından duman çıkıyor dedim. Ben de çılgın gibi koşmaya başladım. Tekne iskeleden ayrılıyordu ve ona binmeyi başardım. Dunkirk'ten tahliye edilenlerin %40'ı yani 170 bin kişi Fransız askeriydi. Savaşa devam etmek için Fransa'nın güneybatı kıyılarına geri gönderildiler. Fransa'nın teslim olmasından sonra da savaş dışı kalmışlardı. İmparatorluğun bedeli. Dunkirk, Britanya Seferi Kuvveti'nin büyük bir kısmını kurtarsa da ordu neredeyse silahsız kalmıştı. Geride 64 bin araç ve 2500 silah bıraktılar. Tahliye edilenler her bakımdan hırpalanmış durumdaydı. Ama ne yenilmişlerdi ne de onları takip eden olmuştu. Orduya ilk katıldığımda eğitim Birinci Dünya Savaşı ile hemen hemen aynıydı. Her bir tüfeğin ucunda 45 santimlik süngüler vardı. Siperlerden fırlayıp dallarla yapılmış maketlere ya da saman çuvallarına saldırıyor, süngüleri onlara saplıyorduk. Dunkirk zamanı geldiğinde ise orada başka bir tür savaş şekli olduğunu öğrendik. Bu Blitzkrieg'ti ve bize bunu Almanlar göstermişti. Tahliye Almanlar 4 Haziran'da Dunkirk'e girene kadar devam etti. Ertesi gün Almanlar taarruzlarına tekrar başlayıp Güney Fransa'ya doğru indiler. 9 Haziran'da Fransızlar Somme'dan püskürtülürken sonuç için çok az şüphe vardı ve ayın 10'unda zaferin kokusunu alan Mussolini, Britanya ile Fransa'ya savaş ilan ederken Fransız hükümeti de Paris'ten taşındı. Mussolini'nin tedbirli hali anlaşılabilirdi. Ordusu 1915'e nazaran hem daha ufak hem de daha az ekipmana sahipti. 11 Haziran günü Paris bombalama ve yıkımdan kurtulması umuduyla açık şehir olarak ilan edildi. 14 Haziran'da General Bogoslav von Studnitz, Wehrmacht'ın 87. Piyade Birliği ile Fransız başkentinin neredeyse terk edilmiş olan sokaklarına girdi. Ertesi gün 15 Haziran'da teslim olmuş, 3. 5. ve 8. orduların 400 bin askeri toplu olarak silah bırakmıştı. Avrupa'nın diğer tarafında fırsatçı bir hareketle Sovyetler Birliği, Letonya, Litvanya ve Estonya'nın bağımsız ülkeler kimliğine son verip imparatorluğunu genişletti. 17 Haziran'da 1. Dünya Savaşı'nın Verdun kahramanı olan 86 yaşındaki Marshal Petain, elçilik yaptığı İspanya'dan Paris'e çağrılırken onu coşkulu bir kalabalık karşıladı. Devletin başına geçtiği ve bir ateşkes amaçladığı ilan edildi. Bu açıklamayla bastırılmaya çalışılan ülkedeki paniği en iyi gösteren şey, işgal başladığından beri evini terk etmiş olan 8 milyon Fransızdı.
Bu sivillerden bazılarını yolda bir Alman uçağı tarafından bombalanırken görmek, Britanyalı bir havacının bunlar gerçekten de pislikmiş demesine neden olmuştu. Hollanda ve Belçika hükümetleri, Belçika kralı ülkede kalsa da sürgüne gitti ve pek çoğu Fransızlara da aynını tavsiye ediyordu. Belki Kuzey Afrika'daki Fransız kolonilerine yerleşip mücadeleye oradan devam edebilirlerdi. Ama Marshal Petain hükümeti bunun yerine teslim olmayı seçti. Diktatör Antonio Salazar yönetimindeki Portekiz'deki O Comercial del Port isimli bir gazetede, bir baş makalede savaşın demokrasi için kötü bir tanıtım olduğu söyleniyordu. Askeri felaket ortaya çıkarken İngiltere'de Britanya kraliyet ailesinin Kanada'ya taşınması konuşuluyordu. Britanya kabinesinde hem Chamberlain hem de kral tarafından başbakan olması istenen Dışişleri Bakanı Lord Halifax barış için nabız yoklamayı teklif ederken Mussolini'yi aracı olarak kullanıyordu. Ama Halifax başbakanlık teklifini reddederken pek çok kişinin ateşten gömlek olarak gördüğü görevi alan kişi barış fikrini hiç benimsemiyordu. Winston Churchill hemen savaş boyunca büyük bir başarıyla kullanacağı silahı harekete geçirdi. İngiliz dili. Bay Winston Churchill'in cesaretlendirici konuşması onu dinleyen herkes için son derece etkileyiciydi. Bu savaşı defalarca engellemeye çalıştık. Ve barış adına hiç olmaması gereken pek çok şeye katlandık. Ama şimdi savaştayız ve savaşacağız. Savaşta dayanacağız. Ta ki diğer taraf pes edene kadar. Churchill'in sebebi başbakan olarak yaptığı etkileyici konuşmalardan daha farklı geldiyse... Bunun sebebi başbakanın yayın evine girip ses için hazırlıklı bir yer olmayan avam kamerasında yaptığı halka hitap konuşmalarını kaydedecek vakti olmamasıydı. Bu yüzden BBC'nin çocuk saatinde Kuzu Larry'i seslendiren Norman Shelley isimli bir aktör pek çok radyo yayınında Winston Churchill'in sesi olmuştu. 18 Haziran günü Marshal Petain başbakan olarak Reynon'un yerine geçti. O gün Churchill avam kamerasında bir konuşma yaparken Britanya İmparatorluğu'nun ve Britanya Milletler Topluluğu'nun 1000 yıl süreceğine söz verirken insanlar bunun en mutlu oldukları an olduğunu söyleyecek diyordu. Ama bu Fransa'nın en mutlu anı değildi. Aynı gün Charles de Gaulle Londra'dan bir yayın yaptı. Fransız halkına şöyle seslendi. Bu savaş Fransa muharebesiyle sonuçlanmadı. Bu bir dünya savaşı. Fransızların şerefinin savaşa müttefiklerimizin yanında devam etmeye bağlı olduğuna inanıyoruz. O noktada büyük bir gemiye biniyordum. Fransa kaybettiğinde yani 1940 Haziran'ında Fransa'dan ayrıldım. İngiltere'ye gittim. Ve sonra de Gaulle'ün savaşı Britanyalıların yanında sürdürdüğünü duydum. Bu kişinin neden de Gaulle olduğunu anlamak için çok uğraştık. Çünkü onun kim olduğunu bilen yoktu. Birkaç günlük araştırmadan sonra buluşmaya karar verdik. Ve 13 Temmuz 1940'ta buluştuk. De Gaulle'ün çağrısını yaptığı gün, Churchill en mutlu an konuşmasında Fransa muharebesinin bittiğini ve şimdi Britanya Savaşı'nın başlamasını beklediğini söyledi. Tarihin tuhaf ironilerinden biri olarak bu konuşmaları Waterloo Savaşı'nın 125. yıl dönümünde yapılmıştı. Yani Britanya'nın Alman müttefikleriyle Napolyon komutasındaki Fransa'yı yendiği savaşın yıl dönümünde. 17 Haziran'da Britanya tarihinin en büyük deniz felaketini yaşarken bu Titanik'ten 3 kat daha kötüydü. Dunkirk'ten sonra Fransa'dan ayrılmış 6000 ila 9000 tahliye edilmiş asker ve sivili taşıyan Cunarda Lancaster'a Alman uçakları tarafından batırıldı. Sadece 2500 kişi kurtulabildi. Churchill bu haberin üstünün örtülmesini istedi. Britanya halkının yeterince kötü haber duyduğunu düşünüyordu.
20 Haziran'da Lyon düştü ve bir general Fransa'da ateşkes ilan etti. 1,5 milyondan fazla Fransız askeri Almanların esiri oldu. Charles de Gaulle direnişe devam çağrısı yaparken Genelkurmay Başkanı olan General Weygand bunun saçmalık olduğunu söyledi. 3 hafta içinde İngiltere'nin bir tavuk gibi boynunu kaybedeceğini iddia etti. Churchill bunun için daha sonra ünlü olacak şu sözünü söylüyordu. Ne tavuk ne boyun ama. Fransa'nın resmi teslimiyeti 22 Haziran'da gerçekleşti. Bütün Fransızlar olmasa da Fransa savaşın dışındaydı. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda tahttan çekilen Kaiser, sürgünde olduğu Hollanda'dan Hitler'e bir telgraf yolladı. Şöyle yazıyordu: "Führerim, sizi tebrik ederken umarım sizin muhteşem liderliğiniz altında Alman krallığı tekrar tamamen toparlanacaktır." Hitler hizmetçisine dönerek "Ne sersem bir adam" demişti. İmparatorluğun bedeli. Blitzkrieg bir askeri felaket olsa da tam bir askeri yenilgi değildi. Hükümet teslim olduğunda Fransız silahlı kuvvetleri hala sahadaydı. Ve ateşkesten sonra Fransa'nın cephedeki uçaklarından 1700'ü işgale uğramamış bölgelerdeki hava üslerine dağılmış halde bulundu. Asla Almanlara karşı uçmayı başaramadılar. Fransa'nın düşüşü yenilgisinin değil teslim olmasının sonucuydu. Fransa hükümeti olarak adını yerleştiği yer olan küçük Spa kasabasından alan Vichy yönetimi 2. Dünya Savaşı'nın en tartışmalı konularıyla omuz omuza durumdaydı. Marshal Philippe Pétain'in yani Fransa'nın kalkanı ülkesini mutlak bir yenilginin utancından mı kurtarmıştı? Yoksa erken bir uzlaşı kurmaktan mutlu muydu? Hitler'in ideolojisine sempati mi duyuyordu? 1934'te diktatörler yükselmeye başlarken Fransız gazetesi Le Petit Journal bir anket düzenledi. Fransa iki savaş arasında 42 zayıf hükümetle uğraşmıştı ve ankette ülkenin başına diktatör olarak kim geçmeli sorusu vardı. Philippe Pétain popüler bir seçimdi ve 200 bin oy aldı. İkinci sırada olan Pierre Laval Vichy hükümetinin başbakanı olacaktı. 31 bin oy almıştı. Pétain hükümetini kurduğunda neredeyse cumhuriyeti feshetmiş sayılırdı. İhtilalden beri yürürlükte olan sloganı ortadan kaldırmıştı. Özgürlük, eşitlik, kardeşlik. Bunun yerine travail, family, parti kelimelerini benimsedi. İş, aile, memleket. Pétain, Fransa'nın artık insanların eşit olduğuna dair yanlış ideolojiyi reddeden yeni bir toplum olduğunu söylüyordu. Pétain'in kabul ettiği ateşkese göre Almanya Fransa'nın 1/5'ünü işgal ediyordu. Sanayi bölgesi olan topraklar, Almanya sınır bölgesi ve bütün Atlantik'le Manş Denizi sahili. Vichy hükümeti sözde bir şekilde ülkeyi yönetse de aslında sadece zone libre yani serbest bölge denen bir yerde hakimiyete sahipti. Pétain aynı zamanda Almanlar tarafından ağır şekilde abartılan işgal masraflarını da ödemeyi kabul etmişti. Fransa'nın Reich'ın savaş sayesinde elde ettiği dış yardımın %42'sini karşıladığı tahmin ediliyor. Fransız çiftlikleri ve fabrikalarından gelenler, Fransız işçilerin Alman fabrikalarında çalışması, Fransız askerinin donanımının teslimi ve 1,5 milyon Fransız savaş esirinin Almanya'da gözaltında kalmaya devam etmesi son derece tek taraflı olan ateşkesin parçalarıydı. Fransa'nın deniz ötesindeki imparatorluğunu ve donanmasını korumasına izin verilirken, donanma Britanya hükümeti için en önemli endişe kaynağıydı. Donanmanın miğfer devletlerinin eline geçmeyeceğinden emin olmak istiyorlardı. Böyle bir garanti alamayınca Kraliyet Donanması Fransız donanmasını Mers el Kebir ve Oran'daki Kuzey Afrika üslerinde bloke etti. 23 Temmuz'da Amiral James Somerville şartlarını Fransız Amirali Marcel Bruno Jansul'a bildirdi.
Siz komutanların da güçlü gemilerinizin de düşman Almanların kontrolüne geçmesine izin vermemiz imkansız. Majestelerinin hükümeti benden Fransız donanmasının aşağıdaki alternatiflerinden birine uygun olarak davranmasını istedi derken şartlar şuydu. Amirale katılmak, gemileri batırmak ya da az sayıda mürettebatla Batı Hint adalarındaki bir Fransız limanına gitmekti. Burada Britanya'nın istediği gibi silahlardan arındırılacak ya da Birleşik Devletler'e teslim edileceklerdi. Majestelerinin hükümetinden aldığım emirlere göre bunlardan birini yapmazsanız gemilerinizin Alman eline düşmesini engellemek için gereken her türlü gücü kullanacağım demişti. Ama Amiral Jansul bunu kabul etmedi. Somerville'de ateş açtı. Waterloo'dan beri Britanya ve Fransız güçleri arasındaki ilk çatışmada 1297 Fransız donanma personeli öldü, bir savaş gemisi battı, diğer 5 gemi Anglo-Fransız ilişkileri gibi zarar gördü. Britanya artık yalnızdı. Ama en azından Dunkirk sayesinde hala bir orduya sahip sayılıyordu. Savaşın kesinlikle bitmediğini fark ederken Britanya seferi gücünün nispeten birleşik olan imparatorluk içinde Britanya'nın kullanabileceği güçlerin sadece ufak bir kısmını temsil ettiğini unutmamak gerek. Bu bir nesil önce yaptığı gibi Britanya'ya yardım için harekete geçmişti. Sömürgelerde yaşayanlar yeniden imparatorluğun bedelini ödemek için hazır olduklarını gösterecekti. 1940 Mayıs'ı ya da Haziran'ına kadar Britanya'nın köşeye sıkıştığı ve Naziler tarafından işgal edilmiş gibi göründüğünü öğrenmemiştik. Bundan sonra büyük bir milliyetçilik duygusu Avustralya'ya yayıldı ve gerçekten de binlerce insan Britanya'ya yardım etmek için harekete geçti. Ama imparatorluğun bedeli eşit bir şekilde paylaşılmadı. Almanların eline düşen Fransız askerleri içinde Fransa'nın Afrika'daki topraklarından gelen binlerce kişi vardı. Yaklaşık 10 bin tanesi çatışmalarda öldü ve esir olanların yaklaşık 3 bininin ırkçılık sebebiyle vurulduğu tahmin ediliyor. Dunkirk'teki tahliyeden ve Fransa'nın teslimiyetinden sonra her pazar çalan kilise çanlarının bir işgal işareti dışında çalınması yasaklanmıştı. Gemi azıya almış Almanya'nın Britanya adalarını işgal etmesi ise herkesin beklentisiydi. Ne de olsa sayısal açıdan düşünüldüğünde Britanya topraklarında toparlanan askerler Wehrmacht'ın işgal durumunda Belçika ve Hollanda'da pek önemsemediği direnişten daha zayıf bir düşmanla karşılaşması anlamına gelecekti. İşgalin yerine Luftwaffe Temmuz'un ortasında İngiltere üzerinde bildiriler bıraktı. Bunlarda mantıklı davranmak için son çağrı yazıyordu. 19 Temmuz'da Hitler şöyle dedi: Büyük Britanya'da sağduyu ve mantığın hakim olması için bir kez daha çağrı yapmayı vicdani bir görev olarak görüyorum. Britanya'ya teklif edilen barışın samimi ya da mümkün olup olmadığına dair tartışmalar günümüzde de devam ediyor. Adolf Hitler öldüğü ana kadar savaşa zorlandığını söylerken Winston Churchill'i de bir savaş çığırtkanı olarak nitelendirmişti. Merhaba. Hepinize bol şanslar. Devam edin. İyi gidiyor. Hepiniz önemli bir rol oynuyorsunuz. Winston Churchill başbakan olduğunda ülkesi zaten savaştaydı. Ve Hitler'in acımasız, yıkıcı hırslarına dair kanıtlar da çok açıktı. Barış mümkün olabilirdi. Ama bunun uzun süren bir barış ya da Birleşik Krallığa Fransa'dan daha iyi davranılacağı bir barış olacağına dair güven çok azdı. Ne de olsa işgale teslim olmak zorunda kalan Fransa askeri gücünden vazgeçmiş ve işgalin maliyetinin 50 katı miktarda ödeme yapmaya zorlanmıştı. Churchill
bunu istemiyordu. Simge olan konuşmalarından birinde Britanya halkına sonuna kadar gideceğiz demişti. Denizlerde ve okyanuslarda savaşacağız. Adamızı bedeli ne olursa olsun savunacağız diyordu. Asla teslim olmayacağız diyerek söz verdi. Ve bunda ciddiydi. Bu yüzden 18 Temmuz'da Hitler'in uzlaşmacı sayılabilecek konuşmasından önceki gün Churchill Burma yolunu kapattı. Doğudaki ve batıdaki çatışmalar birleşip henüz büyük bir mücadeleye dönüşmemiş olsa da bu şimdiden bir dünya savaşıydı. Burma, Britanya İmparatorluğu'nun bir parçasıydı. Burma'yı alan kişi Churchill'in babası Lord Randolph Churchill'di ve yol hiçbir zaman kamyonların yavaşça ilerleyip Çin'i Japonya'ya karşı mücadelesinde desteklemek için günde 30 bin ton kadar malzeme taşıdığı riskli bir tek şeritli yoldan fazlası olmamıştı. 18 Temmuz 1940'ta ödün vermenin büyük düşmanı olan Churchill, Japon baskısına boyun eğip Burma yolunu kapadı. Daha sonra bu hareketini yolu açık tutmak daha tehlikeli şeylerin olabileceği anlamına gelecekti diyerek savunmuştu. Bu daha tehlikeli şey Japonya'nın inisiyatifi eline alıp Burma'ya karşı harekete geçip Britanya'yı iki cephede savaşa zorlamasıydı. Ama Japonya'yı sakinleştirmek tehlikeyi önlemedi. Churchill'in Burma yolunu kapattığı gün Japonya'da askeri parti zafer kazandı. Ve daha sonra savaş zamanı başbakanı olarak kötü bir ün kazanacak General Hideki Tojo savaş bakanı oldu. Birkaç gün sonra Japonya Büyük Doğu Asya Ortak Zenginlik Dünyası kurma amacını ilan etti. Eylül 1940'ta Japonya Hindiçin'i işgal ederken Roma ve Berlin'le üçlü bir anlaşma imzaladı. Britanya İmparatorluğu'na karşı doğudaki tehdit iyice açık hale gelmişti. İmparatorluğun bedeli büyüyordu. Hitler, Britanya İmparatorluğu'nun büyük bir hayranıydı. Kavgam kitabında Britanya İmparatorluğu'na hayranlığını açıkça belirtirken, The Loves of a Bengal Lancer'ın en sevdiği film olduğunu yazmıştı. Hitler, Sovyetler Birliği işgalini başlatmadan önce İngiltere için Hindistan neyse, Rusya toprakları da bizim için o olacak demişti. İki imparatorluğun birlikte var olabileceğine inanırken, 14 Ağustos'ta yani Britanya Savaşı başlamadan önceki günde Feldmarşalliğe terfi ettirdiği 12 generale Almanya'nın Büyük Britanya'yı yenmekten fayda sağlayamayacağını söyledi. Hitler'e göre bundan faydalananlar Asya'da Japonya, Hindistan'da Rusya, Akdeniz'de İtalya ve dünya ticaretinde Birleşik Devletler olacaktı. Hitler işte bu yüzden Britanya ile barış yapmak mümkün dedi. Ama mümkün olmayacaktı. İmparatorluğun bedeli. İmparatorluğun bedelinin bir sonraki bölümünde. Hitler ve 3. Reich'in karşısında sadece Birleşik Krallık ve onun imparatorluğu kalmıştı. Almanya Manş Denizi'ni geçip bir işgal için donanma hazırlarken bir hava savaşı başlattı. Hava üstünlüğü ve sivillerin moralini zayıflatmak için yapılan Britanya Savaşı en karanlık saatin en mutlu ana dönüştüğü zamandı.